Olmasın. Olsun güzelim. Şimdi anlatmak istediğim şu. Bir fiziksel bedeni, herkesin görünen, çok dikkatli her gün bakan bir fiziksel bedeni. Şimdi bu bedenin etrafında bir magnetik alanı var, onu daha önce söylemiştim. Şu magnetik alanının hissedip onu kontrol etmesi şeyi göstereceğim. Ebru Hanım'dan daha relaks haline gelmesini sağlayacağım. Şöyle gelebilir miyim? Tabii. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve bütün vücudu serbest gevşek bırakıyorsunuz. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz çünkü gözlerini açınca her şey normal haline gelir. Evet. Daha rahat. Güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Zorlamıyorsunuz. Çok güzel. Evet. Düşmeyeceksiniz. Harika. Şimdi gözlerini açabilirsiniz. Geçmiş olsun. Oturabilirsiniz. Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Ben de. Şimdi bakınız burada ben sadece bir gösteri için yaptım. Bir magnetik alanı, mıknatıs nasıl çekiyorsa bence senin aynı şekilde bu da çekiyor. Bir insan da bir magnetik alandan oluştuğu için bu şekilde uygulayabiliyoruz. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Yani hissettiğim hakikaten çok enteresan. Yani şey, ben olmuyorum, anladın mı? Hiç zaten şey, bir insan gözlerini... Bir gürperti oluyor vücudumda. Sen, ilk bana dokunduğunuz zaman da yani onu hissediyorum, o dokunduğunuzu hissediyorum. Sanki bana dokunuyorsunuz. Evet, çünkü ben sizin en önemlisi olan enerji bedeni üzerinde, astral bedeni üzerinde dokunuyorum. Size anlatmak istediğim tek şey var. Bizim çok önem verdiğin fiziksel bedeni %3'ten oluşuyor. %97 enerji bedeninden oluşuyor. Buna çok önem vermesi gerekiyor. Buna önem verdiğim sürece sizin hayatında depresyona girmesi yahut bir takım hastaları olmasına siz kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Çünkü bir insan hasta kaza geçirdikten sonra olabilir diyorum ben. Yoksa onun dışında bütün hastalıklar psikosomatiktir. O kendi kendini yaratır. Çünkü insan kendini seviyorsa, kendini organları da seviyorsa o organlar sevgi yaratır, enerji üretir ve böylece insanın organizma sürekli dirençli olur. Bağışıklık immün sistemini sürekli en zirvede tutar. Böylece bu arada psikosomatik değil. Psikosomatiği de açıklayalım izleyicilerimize. Yani psikolojik olarak şimdi, bir şey üzüldüğünüz zaman fizyolojik olarak rahatsızlanıyorsunuz. Bu anlamı mı? Şimdi bakınız birçok hasta geliyor. Mesela tahlillerde, laboratuvarlardaki analizlerde hiçbir teşhis koyulmuyor. Fakat benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor, işte bulantım var vesaire diyen hastalar çok. Bunda da klasik batı tıplarda çok sık rastlanan bir hastalar. Bu hasta kendi kendini üretiyor bazen hastalıklar. Yani onun üzerinde düşüyor ve gerçekten de hasta edebilir bir gün. Yani daha önce de bir programlarda da söylemiştim ben. Bulgakov'un bir romanı var, Margaret ve Master. Orada da Margaret ve Master büyük bir aşk yaşıyorlar fakat Master başkasıyla evlendiği zaman Margaret onu unutması için her gün kiliseye gidip dua ediyor. Onu unutması için. Fakat bir tek şey unutulmuyor. Onun dikkatini çekmek istiyorum. Onun duaları kabul oldu ve bütün hafızası silindi. Ve böylece güzel bir prenses cadıya dönüştü. Yani ne kadar insanın beyin önem taşıdığını anlatmak istiyorum. Beyin gücünün öneminden. Yani beyin hücrelerin zaten hepsini kullanmıyoruz. Yani yüzde çok azı kullanıyoruz. Fakat bu kullandığın bile yeterlidir bize. Ne kadar pozitif düşünürse, ne kadar kendinize daha iyi, sağlıklıyım, daha mutluyum diye program verilirse o program devam ediyor. Peki o bize dönüyor. Pozitif düşünürsek her şey bize pozitif mi dönecek? Yani şimdi siz kendini üzerinde pozitif düşünürse vücut pozitif enerji yayar. Fakat şunu dikkatli anlamasını istiyorum. Her şey pozitif, pozitif dediğim zaman insan kendini hasta edebilir. Çünkü ben daha önce de söyledim. İki enerjiyi denge haline getirmesi lazım. Negatif ve pozitif. Yani negatifsiz yaşayamazsınız, pozitif de yaşayamazsınız. İkisini denge, yani ikisini denge haline getirdiğim zaman mutluluğu yakalamış olursunuz. O zaman siz hem fiziksel bedenine hem ruhsal bedenine denge haline olmuş olursunuz. Ondan sonra da hasta olmaya şansı azalıyor. Bu konu üzerinde ben bir kitap da yazdım. Biyoenerji ve alternatif tıp adlı bayağı da tartışma olan bir kitap. Tabii ki bir seviyesiz bir programa katıldım. Orada biraz eleştiri de oldu ama onu ben şimdi şurada söylemek istemiyorum. Ama anlayan anlar diye söylüyorum. Gerçekten seviyesiz programda zaman kaybına uğradığım için üzülüyorum. Fakat size bugün bir az bir zamanda olsa benim içindeki olan bu halkın faydalı olan şeyleri anlatmaya buraya davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca şöyle bir şey var. Hakikaten çok merak edilen bir konu biyoenerji. Alternatif tıp. Biyoenerji Türkiye'de ne demek olduğunu bilinmiyor. Bilinmiyor. Biyoenerji yani Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Asya'da uygulanan, orada bilimsel olarak çalışan bir bilim dalıdır.
Türkiye'de ne kadar diyorlarsa da işte bu bilmem ne şarlatanlık ağzından çıkmak istemeyen bir laf vesaire vesaire olabilir. Her meslekte. Ama Türkiye'de de yani bence hızla yayılmaya başladı. Yayılmaya başladı çünkü sayesinde. Çok faydalı olan bir şey. Bir de ayrıca... Bir telefonum var. Telefonumu alayım daha sonra devam edeceğiz. Alo. 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 Merhabalar. Alo merhabalar. Alo. Duyuyorum efendim sizi. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Önce konuklarınıza hoş geldin diyorum. Konya'da. Teşekkür ediyoruz. Konya'dan. Konya'dan arıyorum. Ne güzel. Daha önce bir aramıştım. Ha. Fakat telefon sesim kısık dediler. Kısmıştım. Ha. Ay gitti gene. Alo. Alo. Tatlım, alo. Beni televizyondan değil telefondan duyacaksın. Evet. Tamam mı? Çok heyecanlıyım biliyorsunuz. Anlıyorum. Şimdi beni duyuyor musun? Şahit Bey'e ben rahatsızlığımı söyleyeceğim. Lütfen rahatsızlığını anlat Şahit Bey'e. Evet, benim burnum devamlı içeriye veriyor. Devamlı içeriye veriyor. Bunu sizin apokuntur veya biyoenerjiyle bir tedavisi olabilir mi? Soralım. Şimdi... Doktorlar çaresini bulamıyor yani. Normalinde tıp. Alternatif tıpta bunun çaresi var mı? Şimdi bakınız bu böyle bir direkt olarak alternatif tıba bunu havale etmesi biraz zor. Bakınız sizin koyulmuş bir teşhisi yok. Sizin vücuttaki onun dışında başka bir rahatsız olup olmadığını, bir takım şeyler alerjik bir durumu var mı? Sinüzitlerde problem var mı yok mu bir şey söylemeden bu akupunkturla geçer mi demesi yanlıştır. Ve bunu ayrıca söyleyeceğim. Sizin organizma cevap verirse evet her hastalık ne olursa olsun... tedavi görme şansı vardır. Onun için böyle direkt telefonlarda işte şunu tedavi ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye sorusuna ben aynı şekilde cevap veriyorum. Hı-hı. Yani tedavi edilmeyecek bir rahatsızlığı yok. Hı-hı. Önemli olan o rahatsızlığın üzerinde durması. Görmeniz gerekiyor etmesi. Değil mi? Görmeniz gerekir. Hı-hı. Ve ayrıca bir organizma bir tek burun, bir tek içine akıntı olarak düşünmemesi gerektiğini tekrarlıyorum. Yani bunu beni dinleyen halk kısmında benim anlayabilecek bir dilde konuştuğumda eminim. Ve bir tıp doktoru da, bir profesör de olsa, bir mühendis de olsa anlatmak istediğim tek şey var. Bir organizma olarak, organizmaya genel olarak bakması gerekiyor. Yani bir burun, kulak, boğaz, bağırsak anlıyorum, olarak değil. Çünkü bir gerekiyor. Zincirleme şekilde bunlar birbirine bağlıdır. Anlıyorum. O zaman Şahit Bey'e ulaşabilirsiniz. Rejiden telefon numaralarını arkadaşlarım size versinler. Olur mu? Alo. Alo. Ebru Hanım. Efendim canım. Şimdi TKRT'de Şahit Bey geçen sene sabah programında çıkmıştı. Eğer hatırlıyorsa. Evet, evet. Hatta sunucumuzun adını şu anda hatırlıyorum. Hülya Hanım'ın programında çıktı. Bir tane... Ve telefonla da görüşürken, evet. Aynı bizim gibi yani biz de telefonla görüşürken ben geriden de olsa biyoenerji nedeniyle bir insanın rahatsızlığını veyahut da sizin karşınızdaki enerji veren renkleri falan... Böyle bir takım bir şeyler söylemişti yani. Ben de o anlıyorum. Bir tane şeylere dayanarak söylemek istiyorum. Anladım. Benim burnum var ya tıpta hiçbir çare bulamıyorlar. Devamlı içeriye veriyor. Tatlım tekrarlıyorum. Sürem içerisinde rahatsızlığını söyledim. Şahit Bey de sana cevabını verdi. Eğer özel görüşmek istiyorsan rejiden telefon. Size...